Bugün çok çeşitli ek makinalardan bir tanesi elimizde bulunan çok pratik bir ek makinasını tanıtacağız. Bakın pratik olmasının sebebi şu, elime sığıyor. Elime sığacak şekilde çok hafif. Bu hafiflikten dolayı direkt üzerinde olsun, çok böyle kritik yerlerde olsun, merdiven üzerlerinde olsun çalışmak çok daha uygun. Diğer ağır makinaların veya çok teferruat makinaların çalışmasından daha uygun bir cihaz. Gerekirse aparatı var. Boynunuzu asarak bunu direkt üzerinde de istediğiniz gibi çalışabiliyorsunuz. Post makinesi kadar el avucuma sığıyor. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Bakın onu inceleyelim. Şimdi kesicisi var tabii. Burada bir çöp tenekesi var. Sebebi de kritik yerlerde bu kesilen fiberin çok tehlikeli olduğunu herkes biliyor. Bunun bir yerde toplanması gerekiyor. Zaman zaman sorun olabiliyor. Onun için de böyle bir aparat düşünülmüş. Şimdi yapacağımız iş şu, fiberi alıyoruz. 250 mikronluk bir fiber bu. Yani boyalı olan fiber. Bunu gerekirse bu kalıplar değiştirebiliyor. Pikliği için, 900 mikron için de değiştirilebiliyor. O çantada var. Bunu kapatıyoruz. Ve de şuradan bir sıyırma yapıyoruz. Boyasını sıyırıyoruz. Tabii ki alkolle bunu temizleyeceğiz. Kalıplı şekilde yapıyoruz bu işi. Bakın karşıda bir yatak var. Bu yatağa koyduğumuzda mıknatısı var, çekiyor ve yerleştirdikten sonra kesiciyi kapatıyoruz. Yapacağımız iş şuradaki manevrayı ileri doğru itmek. İttikten sonra çıkarırken buradaki çöpü bu çöp tenekesine atıyor. Böyle olduğu gibi kalıpla alıyorum. Makinenin sol tarafına bunu yerleştiriyorum. Yerleştirdiğim zaman da zaten çok pratik şekilde yerleşiyor. Mıknatısı var. Mıknatısı çekiyor zaten. O kalıba doğru çekiyor kendisini. Sizin orada çok fazla şey yapmanıza neydi o? Çok itina göstermenize gerek yok. Ve diğer fiber kılını alıyoruz. Onu da diğer tutucuya yerleştiriyoruz şöyle ve de buna sıyırıyoruz. Ve bütün temizliyoruz tekrar. Aynı şekilde yatağa koyuyorum bakın. Iptatısı çekiyor. Kapatıyorum. İleri doğru itiyorum. Açarken çöp gitti. Bunu alıyorum. Karşı tarafa koyuyorum. Böyle bir hiza oldu ama tam manası olmadı. Şurada bir şeyi var onun. Bilyeli bir basma kısmı var. Buna basacaktır ve aynı hizaya getirecektir. Şimdi yapacağım iş şu. Ben bu fiberi eklemek için buna önceden verdiğim komuta göre otomatik olarak başlatacaktır. Bu kapağı kapattığım anda başlayacaktır. İstersen, yo ben kendim yapacağım dersen buna basıyorum. Kendim basıyorum bunu. Ama bazen de bir ihtiyaç duyup da ya bunu götür, öyle yanaştır ama ışık geçsin oradan fakat eklemesin dedi, komut verebiliyorsun. Şimdi daha önceden tabii şey verdik biz. Otomatik olarak ekle şeyini verdik. Kapatıyorum. Bakın otomatik olarak başladı. Yeşil oldu. Yani her şey mükemmel. Ekini yaptı. Sürenin kısalığını tek çekme testi yaptı. Kayıp 0,01 desibel. Bu kablo eki yaptı. Yapacağınız tek bir işlem var. Isıtmaya almak. Yani fırına almak.
Bunun içinde daha önceden geçirdiğim bu ek koruyucuyu tam ortaya getirecek şekilde açıyorum ve bunu yerleştiriyorum. Bak şöyle alıyorum. Tam ortaya gelecek ki biliyorsunuz şey yapsın. İyi bir fırlama yapsın. Şöyle alıyorum. Fırına yerleştiriyorum. 40 saniyede ayarlanmış. 40 saniyeden geriye doğru sayıyor. Ve de bittiği anda da zaten eki fırınlamış olacak. Evet, 12. O arada ben tabii burada şey yapabilirim. Neydi o? Eki başka bir ek yapıp o diğerini hazırlayabilirim. Bakın bir sinyal verdi. Fırınlamam bitti dedi. Ve çıkardım bakın. Mükemmel bir ek oldu. Evet.